Selamlar herkese. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Geçtiğimiz videoda Stylus tarafında geliştirme yapmak için ne gibi alıştırmalar yapabileceğinizden bahsetmiştim ve bu kaynakları sizlerle paylaşmıştım. Bu videoda da Stylus üstünde çalışan bir projeyi vaka çalışması olarak inceleyeceğiz. Projemizin ismi Renegade. Gelin başlayalım. Renegade nasıl başladı? Bundan bahsedelim. Aslında piyasadaki önemli bir sorunu çözüyor ve bunu Arbitrum Stylus kullanarak yaptığı için de bence oldukça önemli. Neyi çözüyor peki? Mevcut borsaların aslında kusurunu çözüyor. E, mevcut merkezi olmayan borsaların temel kusuru. Yani günümüzde birçok zincir üstü borsa var. Daha önce de bahsettim. Bunlar tam olarak şeffaflar. Bu ne demek? Yani tüm yatırımcıların neler yaptığını anlık olarak görebiliyorsunuz. Çok büyük balinaların neler yaptığını görebiliyorsunuz. Cüzdanlarını takip edebiliyorsunuz. Botlar kullanabiliyorsunuz. Arbitraj yapabiliyorsunuz. E bunun için de aslında çok büyük balinalar biraz daha merkeziyetsiz borsaları kullanmayı tercih etmiyor. Geleneksel finansta da benzer gizlilik endiş endişeleri var. Bunun için de finansta şöyle bir çözüm oldu. Finans kuruluşları kalan kavuzlar geliştirmeye yöneltti ve emirlerin gizli olarak olduğu ve kendi içinde ticaretlerin döndüğü bir borsa Yapıldı. Ve Renegade de Web3'te bunu yapmaya çalışıyor. Renegade Arbitrum üzerinde kurulu ve DeFi aslında gizli boyutlu ortak nokta sabitlemeleri getiriyor. Birazdan detaylarını açıklayacağım sizlere. Zincir üstü karanlık bir havuz ve merkezi olmayan bir borsa aslında Renegade. Hem kopyalama ticareti hem işte bu kayma botlar ve hani diğerleri olmadan gerçekten nasıl normal bir borsa işte Binance gibi borsayı kullanabiliyorsanız Renegade'i de merkeziyetsiz tarafta bu kadar güvenle kullanabilirsiniz. Hiçbir cüzdanınız takip edilmez. Hiçbir de fiyat farkı ödemezsiniz. Biraz siteyi de size göstereyim. Renegade'in sitesine girdiğimizde işte burada görüyorsunuz. Burada da detayları anlatıyor. Ben de birazdan sizlere anlatacağım. Tamamen Arbitrum Stylus üstünde çalışıyor. Launch Renegade dediğinizde buradan cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Geçen videolarda cüzdan kurmuştuk. Ve anlık olarak buradan alım satım yapabiliyorsunuz. İşte burada pariteler var. Hepsini görebiliyorsunuz. Alıp satabiliyorsunuz anlık olarak ve borsadan da fark yok ve cüzdanınızda buradan alım satım yaptığınızda takip edilemiyor. İşte Renegade bunu sağlıyor isteyenler girip küçük miktarlarla deneyebilir. Buradan işte cüzdanınızdaki bakiyeleri görebiliyorsunuz. de Order verebiliyorsunuz. Yani her şeyi anlık olarak görebilirsiniz. İşte kilitli ne kadar para varmış. 24 saatte ne kadar hacim dönmüş. Hepsini buradan görebilirsiniz. Renegade işte bunları sizlere sağlıyor. Peki nasıl yapıyor? Bu gizliliği nasıl etkiliyor? Ya şimdi aslında merkezi olmayan borsalar 10 yılı aşkın süredir var. Ama buna rağmen hala kripto ticaretin sadece %10'una kadar kısmı zincir üstünde yani merkeziyetsiz borsalarda gerçekleşiyor. Bunun da ana nedeni tam şeffaf olması ve balinaların buradan biraz kaçması ve işte alım satım yaparken biraz daha kesinti oranlarının daha yüksek olması yani slippage oranlarının daha yüksek olması. Bu verimsizliklerden dolayı kullanılmıyordu ve bunu karanlık havuzla buradaki ilk ana sorun olan balinaların takip edilme olayını çözmeye çalışıyorlar. Karanlık havuzlar genellikle balinalar olarak adlandırılan aslında büyük yatırımcıların yani ellerini yani yaptığı işlemleri kamuoyuna göstermeden işlem yapmalarını onarak tağlayan borsalar oluyor. Bu karanlık aruzlar piyasa hacminin neredeyse yarısını oluşturuyor ve hisse senedi işlemlerinin de %30-50'si böyle borsa dışında yapılıyor. Renegade de DeFi için ilk kez bu karanlık havuz ticaretini kullanımı açmış oldu ve tamamen şeffaf bir şekilde bu işlemlerin gerçekleşmesini sağlıyor sizlere. Birazdan Stylus burada nerede devreye giriyor ondan bahsedeceğim ama burada nasıl çalışıyor bundan da bahsedeyim. Burada sipariş eşleştirme ve sipariş takibi için MPC teknolojisi kullanılıyor. İşlemlerin sonuçlandırması için ZK kanıtları kullanılıyor ve merkeziyetsizliği hiçbir tehlikeye atmadan yine tamamen merkeziyetsiz zincir üstünde işlemlerin gerçekleşmesine size garanti ediyor ve Arbitrum'u kullandığı için de burada gaz maliyetleri çok düşük. Bir dolardan az ve hızlı da eşleşme var. E tabi burada Rinnege birçok avantaj sağlıyor size. Neden? Bir kere gizlilik sorunu çözüyor. E fiyatlandırma da çok iyi sağlıyor. Neredeyse Binance'de aynı alış satış paritelerinde işlem yapıyorsunuz. Neredeyse simpaç farkı yok ve bu da küresel çapta zaten işlem yürütmenizi sağlıyor. Şimdi stylus'a bakalım. Yani Renegade neden stylus'ları tercih etti? Stylus çünkü geliştiricilerin EVM dışında Rust, C, C++ gibi dillerde de derlenebilen akıllı sözleşmeleri oluşturmasını sağlıyor. Ve Renegade için de ideal bir ortam sağlıyor bu noktada. Çünkü Renegade'in ana amacı gaz maliyetlerinin düşük olması. Et stylus bunu zaten sağlıyor. Aslında başlangıca baktığımızda Renegade Solana ile başladı. Ancak ihtiyaçlarını karşılayamadığını keşfetti. Ve daha sonra bir süre Starknet bu süreci denedi geliştirmeyi. Ve daha sonra da son olarak Stylus'a geldi ve çözümü burada buldu. Kurucusu Chris de Stylus'un günün sonunda Renegade'i inşa etmek için gerekli tüm gereksinimleri sağlayan tek teknoloji olduğunu söylüyor. Çünkü gaz rakamlarını stylus kadar düşürebilecek bir teknoloji olmadığını söylüyor. Peki stylus Renegade'e e neler sağladı? Ne faydalar sağladı? Gaz maliyet verimliliğini düşürdü. Renegade'in burada kurucu mühendisi de şu an söylediğine göre gaz maliyetleri yaklaşık 30 sen. Tabi Ethereum katman 1'e baktığımızda diğer birçok ağlara baktığımıza göre çok çok düşük. Ve arka planda işte buradaki borsanın slipaç oranını düşürebilmesi ve en iyi fiyatı sunabilmesi için arkada çok test işlemi gerçekleşiyor. Ve stylus burada da fiyatları oldukça çözüyor. Ve gaz maliyetlerinde özellikle web tabanlı olmasıyla oldukça önemli bir düşüşe izin veriyor. E yine Stylus geliştirme tarafında oldukça verimli. Çünkü işte RAS kod tabanını çalıştırabiliyor Stylus. Geliştirmek çok da basit. Kriptografik hesaplamalar ve diğer işte az önce bahsettiğimiz ek 0 bilgi kanıtları için RAS'ta yazılmış olan Renegade'in off-chain altyapısı direkt olarak akıllı kontrata dönüştürerek on-chain'de çalışabiliyor Stylus sayesinde. Ve tüm kodun yeniden yazılmadan direkt olarak zincir üstünde çalışması da gerçekten geliştirme için büyük bir olay. Bunun dışında Arbitur ekosistemi gelişiyor. Arbitrum'un burada çok sağlam bir altyapısı var. Birçok proje var ve bunun dışında Arbitrum buraya çok büyük bir yatırım yapıyor. Ve bu ekosistemin güvenliğini de yine Ethereum güvenliği seviyesinde koruyor. Ve yine burada yeni bir standart var. Bu standartta özellikle hiçbir müdahale olmaması oldukça önemli. Ve Arbitrum da bunun hepsini sağlıyor. Arbitrum da burada sıralayıcıları bile buradaki işlemlerin takibini yapamıyor. Yani karanlık havuzlar içinde bu yeni standart oldukça önemli. Burada aslında sizlere vermek istediğim şu noktaydı. Renegade sadece bir proje. Bunun dışında birçok proje var. Ve projelerin Web3'e Entegre olması için önünde bazı engeller bulunuyor. Bunların başında işte kontratlar geliyor. İşte çünkü Web2'de yazdığınız bir yazılım Web3'e direkt entegre edilebilemiyor ama Stylus bunu çözüyor. Diğer bir sorun ise işte yüksek gaz maliyetleri veya işte işlemlerin yavaş olması. Stylus bu noktaların hepsini çözüyor. Ve bu noktada ekosistemi de fonlarıyla destekliyor. Onun için bunun dışında da birçok örnek var. Yani yine çok istek gelirse bunlardan da bahsederiz. Bu da güzel bir örnek. Olduk, sizin de projelerinizde belki sizlere fikir verir umarım faydalı da olmuştur sizler için videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın sorularınız varsa da mutlaka yorumlarda belirtin gelecek videolarda görüşmek üzere.